Selamünaleyküm dostlar. Honor V20 ve Huawei Mate 20. Honor V20'nin daha kutu açmasını yeni yaptık. Hemen sıcağı sıcağına emsali olan Huawei Mate 20 ile bir ekran testi yapmak istedim. Neden Huawei Mate 20 ile yapmak istedim? Çünkü Huawei Mate 20 Honor V20'nin kardeşi. Yani bunlar kardeşler. Aynı ailenin çocukları bunlar. Aynı işlemciye sahip, her iki cihaz da IPS ekrana sahip. Sadece şöyle bir durum var. Evet, bu da IPS ekran fakat bunun ekranı bu telefona göre daha sıcak renkler veriyor. Bu telefonun beyazı ise gerçekten benim istediğim beyazı veriyor. Bunun beyazı inanılmaz beyaz. Önce ekranların farkını göstermek istiyorum. Hemen Vivo Nex Dual telefonumdan açaraktan şurada size ekran özelliklerini göstermeye çalışayım. Evet, burada gördüğünüz gibi Huawei Mate 20 RGBV IPS denen bir ekrana sahip ve GBW IPS denen bir ekran. RGB bir renk paletidir. Buysa bildiğimiz IPS ekran, gerçekten LG G7'deki gibi bir renk tonlaması var Honor V20'nin. Honor V20 6.4 inç, Mate 20 6.53 inç, 6.5 inçlik bir ekrana sahip. Hemen geçiyoruz. Ekran kasa, pardon, piksellerine bakalım. 1080x2310 piksel V20. Gene 1080x2244 piksel Mate 20. Geçtik. Ekran kasa oranı. Neredeyse %90'a yakın, %88.31 ile Mate 20'nin ekran kasa oranı var. %85.98, yani %86 ile de Honor V20'nin kasa ekran oranı var. Bu kısa bilgilerden sonra hemen şöyle gelelim. Telefonları açalım. Şöyle yapalım. Kutu açmasında zaten gösterdiğim gibi fabrikadan geldiğinde bunun üstünde bir tane koruma bandı vardı. Ekran koruyucu yapıştırmışlar. O ekran koruyucunun da bir tane koruma bandı var. Şimdi onu burada kaldıracağım ki parlak bir ekranda bakalım. Evet. Bir de burada şunu göstermek istiyorum. Samsung S10 tanıtımını yaptım ve tanıtımda ne deniliyor? Ekranı delen bir kamera. Ekranı delmiş bir kamera diye bahsediliyor. Fakat ben buna bir bayağı bir baktım. Gerçekten bu da mı ekranı delmiş diye. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Netlemeye çalışayım. Evet. Bunda ekran delinmemiş. Yani ekran tek parça. Kamera da ekranın arkasına yerleştirilmiş. Yani tırnağınızla şöyle kontrol ettiğiniz zaman burada bir çentik olayı yok ya da herhangi bir geçiş olayı yok. Dümdüz. Şu an ben tırnağımla kontrol ediyorum. Sadece şu ekran koruyucunun çentiği var. Hani biraz daha şöyle detaylı göstermeye çalışayım. Daha da yaklaştırayım. Evet, bakın. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Yani Samsung S10'da bahsedilen ekranı delmiş bir kamera, ekranı delmiş iki kamera bu telefonda söz konusu değil. Bu tek parça camın arkasına yerleştirilmiş kamera var. Zaten olması gereken bence bu. Hani camın delinmiş olması ve kameranın oraya yerleştirilmiş olması bana çok garip geldi. Aynen şu şekilde. Mesela burada da kasa delinmiş vaziyette. Ortaya da kamera yerleştirilmiş vaziyette. Samsung'daki ekranlarda da bu şekilde dostlar. Ekran delik, kamera da orada duruyor. Fakat bunda ekranda bir deliklik yok. Tamamen cam, tek parça cam. Arkasında da kamera var. Hemen telefonları da açalım. İki telefonda da aynı tip duvar kağıdını kullandım. Şöyle açıyorum. Görüyorsunuz, Huawei Mate 20 ve Honor V20. Her zaman söylüyoruz. Honor, Huawei'nin ürettiği bir telefondur ve Honor arayüzü Huawei'nin arayüzüyle aynıdır. İki telefon da şu an fabrikadan geldiği gibi duruyor. İki telefonun da menüsünü görüyorsunuz bu şekilde. Şuradan hemen bakın, şurayı gösterebilecek miyim? Gösteremedim. Neyse, ayarlara girelim, gözükecek. Evet. Beyaz tonlamasını görebiliyor musunuz kameradan? Bakayım ben, görebiliyor muyum? Evet, kameradan iyi kötü belli oluyor. Bakın, bunun beyazı biraz daha sarımtırakken bunun beyazı daha bir kar beyazı bir hali var. Hani bu durum gerçekten ekran ayarlarıyla da alakalı değil. Buradan aynı ayarlarda, canlı modda ve varsayılan ayarlarda. Her iki telefonun da ayarı aynı. Normal dediğimiz zaman
İkisinin de rengi değişiyor fakat ikisinin de rengi gene aynı olamıyor. Yani gerçekten iki telefonda IPS panel fakat tamamıyla üretim teknolojisi farklı bir IPS panel. Ben IPS panel denildiği zaman her zaman aklıma şu tip ekran gelir. Beyazı böyle bu şekilde kar beyazı olarak gelir. Şu şekilde sarımtırak beyaz genelde AMOLED ekranlarda, OLED ekranlarda oluyordu. Hani şimdi yan yana gelince gerçekten Mate 20'nin farkını görmüş oldum. Çünkü benim beklediğim IPS ekranındaki renk tonlaması V20'deki tonlamaydı. Soruyu soralım. Bu tip kamera mı yoksa bu tip kamera mı tercih sebebi? Benim için bu tip kamera tercih sebebi. Bu şekilde ortaya konumlandırılmış. Garip duruyor. Siyah bir nokta gibi duruyor orada. Simetrik olarak rahatsız etti diyebilirim. Benim tercihim bu şekilde. Genel olarak sizlerin tercihini şekilde yorumlara yazarsanız sevinirim. Beyaz ekranda gördüğünüz gibi kabak gibi belli oluyor zaten bu çentikler. Yoksa koyu ekranlarda çok da belli olmuyorlar. Şekil A'da olduğu gibi. Hani kameranın nerede olduğu neredeyse belli değil. Hemen gelelim galeri uygulamamıza. Evet, wallpaper'larımız burada. Yeniden burayı kaydırıyorum ve ekranların full olduğunu size gösteriyorum. Ve en parlak resimle başlıyoruz karşılaştırmaya. Şimdi iki ekran evet birbirine yakın renkler veriyor. Daha parlak duruyor. Hani bunun parlak durmasının sebebi gerçekten ışık şiddetinin çok yüksek olduğundan dolayı değil, ekran panelindeki beyaz tonlarını daha beyaz vermesinden dolayı diye düşünüyorum. Bu gerçekten LG G7'deki bir teknoloji. Bu panel beyazı çok beyaz veriyor. Dolayısıyla renkler çok daha açık olarak gözüküyor bu telefonda. Ve daha parlak olarak gözüküyor işin açıkçası. Yani şu an ben çıplak göze baktığım zaman Honor V20 sanki daha parlakmış gibi bir hava veriyor. Halbuki bunun havası tamamıyla beyaz tonlamasının daha beyaz olmasından kaynaklı. Peki burada ben şu ışığı biraz daha kısacağım. Çünkü gerçekten çok parlak gözüküyor. Biraz daha kıstıkça daha iyi gözükecek. Evet. Böyle devam edelim. Yani burada çok yakınlar birbirlerine. Fark yok gibi. Peki bu resimde ekrandan bakayım nasıl kaydediyor. Kafa kafayalar diyebilirim. Görüyorsunuz sarı olan kısmı burada daha parlak gözüküyorken burada tamamıyla sapsarı gözüküyor. Bunun sebebi az önce de söyledim. Papağan gibi hep aynı şeyleri söylüyorum. Panelin beyazı daha beyaz vermesinden kaynaklı. Şuraya baktığımız zaman da şuradaki siyah buna göre daha siyah gözüküyor. Eğer bunun ışık şiddeti bundan daha yüksek olsaydı bu siyah bu kadar bundan daha siyah gözükmezdi. Devam edelim. Yani bu çok ayırt edici bir resim değil. Burada mavisi daha mavi gözüküyor. Tamamen panelle alakalı bir durum işte bu. Devam edelim. Şimdi mesela bunların ikisinin tam ortasında bir AMOLED ekranı olsaydı şu resimde farkı görürdük. Çünkü bu tip resimlerde AMOLED ekranlar çok fark atıyor siyah resimlerde. Enteresan. Bunu geçtik. Yani kafa kafayalar diyebilirim. Ayırt edemiyorum. Keza burada da V20'nin ekranı daha canlı gözüküyor buna göre. Net söyleyebilirim bunu. Keza burada da öyle gözüküyor. Şu yeşil, bu yeşile göre daha canlı. Gerçekten durum çok karışık. Aslında şöyle diyebiliriz. Sıcak renklere doğru ekrandaki renk tonlaması. Sıcak renklere gittikçe Mate 20 daha güzel gösteriyor. Soğuk renklere gittikçe de V20 daha güzel gösteriyor. O tip renkleri. İşte size bir renk cümbüşü. Kayıttan bakıyorum görüntüye neredeyse fark yok diyebilirim. Hani o kadar birbirine yakın. Aynı. Evet. Devam edelim. Evet. Mavi tonlarda bir duvar kağıdı. Şu daha canlı gözüküyor şu an. V20 daha güzel gösteriyor. Burada ilginç bir durum var.
Bu daha parlak gözükürken bu daha sıcak renkte gözüküyor. Kayıttan bakıyorum nasıl gözüküyor. Aslında kayıtta da hemen hemen aynı şey gözüküyor. Şu daha parlakmış gibi bir havası varken bunun daha böyle sarımtırak bir havası var. Daha sıcak tonlarda bir havası var. Bu görüntü biraz sanal dururken şu görüntü daha gerçekçi duruyor işin açıkçası. Ama insanın gözüne bu da güzel gözüküyor. Çok şey bir durum, zor bir durum. Hangi paneli seçeyim, hangi panelle devam edelim derseniz. Her ikisi de IPS panel ama bundaki işte bu RGBW olayı biraz renk tonlarını değiştirmiş bu panelde. Soğuk renklere yakın bir wallpaper, duvar kağıdı. Kayıttan bakayım. Evet, kafa kafayalar diyebilirim. Mesela şurada da şu an bir AMOLED ekran olsaydı farkını ortaya koyardı. Devam ediyorum. Aynı kalitedeler. Yani fotoğraf aynı kalitede değil. Her iki renk de aynı kalitede diyebilirim. Devam ediyorum. Allah hiç fark etmiyor. Habu habu diyorum bu resimde. Bu resimde de keza habu habu hiç fark etmez. Burada şurayı bir yaklaştıralım. Evet. Bana bunun paneli daha keskinmiş. Yani ayarları daha keskin ayarlar yapılmış gibi bir hava veriyor işin açıkçası. Bunun sebebi 6.4 inçken bu 6.5 inç. Hani onun da farkı olabilir. Bunun ekranı biraz daha küçük olduğu için piksel yoğunluğu buna göre biraz daha fazla. Ondan dolayı daha keskin olabilir V20'nin ekranı. Niye gitmedik? Evet, gittik. Bu ekran daha keskin gözüküyor. Daha keskin gözüküyor. Devam ediyoruz. Hızlı hızlı devam edeyim artık. Çok konuştum. Peki, devam ediyorum. Biraz daha kısa bilir miyiz görüntüyü? Evet, böyle daha güzel. Büyütmeye çalışayım şöyle. Vallahi ekranda iki beyaz da aynıymış gibi gözüküyor bu resimde. Fakat ben çıplak gözle baktığım zaman şunun beyazının bundan daha beyaz olduğunu görebiliyorum. Bununki daha sarımtırak bir beyaz. Keza bu resimde bu resimde bakayım kayıttan nasıl gözüküyor. Hani kayıttan da iyi kötü belli gibi şu fotoğraf daha keskin. Beyazı daha beyaz. Siyahı daha siyah. Daha güzel gözüküyor göze. Bu daha yumuşak gözüküyor göze. Bu daha keskin gözüküyor göze. Hani kimi insanlar bunu beğenirken kimi insanlar da bunu beğenebilir işin açıkçası. Şöyle bakalım. Evet, buradaki siyah daha siyah, beyaz daha beyaz. V20'nin ekranı daha canlı gözüküyor. Ve fotoğraflar bitti. Evet dostlar, böyle bir ekran karşılaştırmasıydı. İki panelde IPS panel fakat Mate 20'deki bu RGBW olayı yüzünden ekrandaki renkler buna göre daha sıcak, daha soft, daha yumuşak renkler veriyor bu panel. Buysa daha keskin, daha beyaz renkler veriyor, sert renkler veriyor. Yeniden şuradan şeye gireyim, telefonumuzu açalım. Ekrandan bakayım, kısalım görüntüyü. Bakın, ekrandan kıstığım zaman bunun daha sarımtırak olduğunu zaten kayıtta da görebiliyorsunuz. Bundaki beyaz daha beyaz. Her iki telefonda IPS panel. IPS panelde işte gördüğünüz gibi kendi içinde farklılıklar gösterebiliyor. Bu panelin renk tonlaması AMOLED tonlamaya yakın bir tonlaması var. Bunun da LG G7'deki gibi bir tonlaması var. Kullanacağım cihaz IPS panel ise sırf şu beyazı yüzünden IPS panel kullanırım. İki tane kardeş birbiriyle çarpışıyor. Bakalım hangisi kazanacak? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.